Ayrılıyoruz canlarımla. Hayır, biz ayrılmıyoruz. Hayır. Bunu vloga koyacağım. Koy. Bunlar iyiydi kanka oğlum. Beni yalnız bırak. Gören de bunlar gidiyor sence. Plan yapıldı. Kimoya diyor ki gel. Suyu da cebine al. Yazıklar olsun. Ben buradayım. Ben hemen yarın sonra buradayım. Tekrardan. Duyuyormuşsun hatta. Aferin. Abla falan vermez. Bir de çekelim. Biliyor musun? Evet. Ben de o kadar yakın çekmişim ki. Bak böyle dursa yine ilk. Canlı konser verilir. Bekçiler geliyor kaçar. Nasip değilmiş huslat. Rahat uyuyor. Sana hakkımı zıkkım ettim. Oho. Zıkkım ettim. Değiştir başka. Yok, hadi görüşürüz. Sahilde bir aklımıza gelmedi o bizim. Ara beni tamam. Tamam, görüşürüz, hadi kalkın. Gidiyoruz işte, çıktık yola. İnşallah. Yusuf Bey, maske buldun mu? Sonra sen de eh sallabiliyorum. Tamam, sağ ol canım. Görüşürüz. Geçtik, Kütahya'ya geçtik. Afyon'a doğru gidiyoruz. O yoldayız, bir yolda durduk. Biz çeşme bulduk işte, böyle bir lavabo falan. İşlerimizi halledip sonra tekrardan çıkacağız inşallah. Hadi bakalım hayırlısı. Öyle. Bir köpek gördük, şimdi Yusuf'la onu besleyeceğiz. Gel gel. Gel oğlum. Hadi. Hadi hadi, acıkmış ya. At at gel. Gel gel gel. Şuna bak, şunun gel. Güzelliğine bak. Korkma, korkma, gel. Şunun güzelliğine bak. Gel. Oğlum 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 oğlum. Şimdi Adana'da bir yerde mola verdik. Mola verdik dedim, bir böyle bir buçuk saat falan uyuduk. Daha doğrusu ben uyuyamadım. Babamlar uyudu. Ondan sonra yani işte lavaboya falan filan, neyse. Şimdi heh. Yok, ben bir şey yemeyeceğim. Öyle işte. Ya benim de uykum var, uyuyamıyorum. Arabada. Eyo. Adana'yı geçtik ama olsun. Bu şarkı çalınacak. Sonunda gideceğimiz yere çok az kaldı. Böyle bir yarım saat falan kaldı inşallah. Öyle. Vermedim.
maalesef bir tane sağlık raporum çıkmadığı için bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Onun çıkmasını bekliyoruz. Geldik ama bayağı zor olacak. Evet, geldik. Yani açıkçası bugün ben Milli Eğitim'de işimi hallettiremedim. O yüzden herhangi bir şey yapamadım. Şu an ev bakma aşamasındayız benim için. Tabii ne kadar doğru yerde, ne kadar bilmiyorum. Ev bulabilecek miyiz, bulamayacak mıyız? Onda da kararsızım. Nasıl hissettiğimi bilmiyorum yani. Ne diyeyim ki size? Biraz acayip. Bir de annem babam da nereye gittiler bilmiyorum. Arabayı bırakmışlar burada. Pazara gitmişler herhalde. Öyle onları bekliyoruz. Yani öyle bir vlog çekeyim dedim. Bir anlatayım size dedim durumu. Ama yani başka şehre gelmek gerçekten koyacak insana. Bana koyacak mesela, öyle söyleyeyim. Şimdi yarın bir gün annem babam gittiğinde burada tek başımayım. Yapacak bir şey yok. Kendi başına bir dairesi var çocuğum. Ya artık ilk defa bir dairem olacak. Evet. İkinci el eşya bakıyoruz ve son durum bu. Yani bu iyi göründüğü tarafı. Daha bir de kötü tarafı da var. Sürekli bir yerlere gitme falan. YouTuber olmak zor. Daha doğrusu başka bir memlekete taşınmak zor. Taşınmak. O kadar yorulduk ki ne vlog geldi aklıma, ne bir şey geldi. Hiçbir şey çekemedim. Evde birkaç eşyamı yerleştirdim. Belki bir gün evimi gösteririm size. Ev vlog falan, ama çok evde öyle wow bir şey beklemeyin. Şimdi çarşıya geldik. Birazdan onu gezeceğiz. Şu an kimse yok diye maske takmıyorum bu arada. Onu da sen maskeni aldın mı? Yürü ma. Anne maskelerinizi aldım. Tamam. İşte öyle. Çarşıya doğru gideceğiz. Belki bir size güzel bir yer gösterebilirim. Hadi bakalım. Hı. Tamam. İlk defa yiyecekler. Antep fıstığım. Böyle bir Antep işlenmemiş. Evet. Başlığı yani. Ya. İşlenmemiş Antep fıstığı. Böyle falan. Urfa fıstığıymış bu. Daha doğrusu. Aha, hemen kapatıyor. İşte Antep fıstığı. Dur şimdi yiyor ki. Yiyemiyorum Yusuf. Hani. Bu şeyi var. İyi. Kabuklu mu yiyeceğiz? Buyurun. Bunu ben yemiyorum ki. Ben yemiyorum onun kabuğunu. Onu nasıl yiyeceğiz? Bu yenmiyor. Kabuğu açılmıyor. Kabuğunu çıkaracağım. İçindeki... Benimki çıtlamamış ya. Tam çıtlamamış denk geldi. Çok acayip, biliyor musunuz? Gerçekten dur. Bir tadına bakayım dedim de o yüzden. Ne? Yani biraz tatsız ama değil mi? Tuzu olmadığında normal. Yusuf da yedi. Acayipti ya. Güzel ama. Ama kötü değil gerçekten. Güzel yani, buraya gelince kesin yiyin. Hoş. Doğduğu mağara. Gelmişken gidelim. Peygamberler şehri sonuçta. Çok güzel bir cami. Burası Hazreti İbrahim'in doğduğu mağara mı? Aynen. Ne kadar güzel ya. Allah'ım ya. Bildiğim mağara. Çok güzel. Gölün devamı mı? Balıkları görüyorsunuz. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Çok hızlı yürüyorlar zaten. Şöyle.
Şuradan şunu çekecek ya. Tamam. Bunlar da balıklar. Diyorlar. Gönderiyorum onları, yolcu ediyorum artık babamlarla. Hadi Allah'a. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz annem. Tamam, tamam. Hadi görüşürüz. Ha? Yanımda. Hadi görüşürüz. Sen söylersin bizi sen hemen. Tamam, bay bay. Bay. Onlar gitti. Ben evde tek başımayım. Yani şu anlık böyle bir yalnızlık hissi yok ama birazdan oluşabilir veya yarın oluşabilir, bilmiyorum. Çünkü ilk defa ailemden ayrılacağım. Daha doğrusu ayrıldım. Üniversiteyi falan da onlarla birlikte okumuştum. Bu biraz bana koyacak çünkü gerçekten bilmiyorum ya, sevdiklerinden ayrılması tabii ki herkes için öyle. Bilmiyorum nasıl açıklasam duygularımı, nasıl ifade etsem. Bu vlog biraz böyle yavan geçti çünkü uzun zamandır video çekmemiş olmamın verdiği bir şey de var. Bir de bilmiyorum ya, her an elime alamadım telefonu çünkü çok gerçekten yoğundu. Sürekli böyle bir yerlerde bir şeyler aradık. Sürekli bir şeyler yapmaya çalıştık. O yüzden yüzümden de anlayacağınız üzere bayağı yoruldum. Bilmiyorum nasıl ya. Umarım güzeldir. Umarım sevmişsinizdir videomu. Yani elimden geldiğince samimi her şeyimi yansıtmaya çalıştım. Bilmiyorum, bence bu işi güzel yapıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bakalım yorumlara yazın. Merak ediyorum düşüncelerinizi. Bu arada her şey için desteklerinizden gerçekten çok teşekkür etmem. Konuşamadım. Tüm destekleriniz için çok teşekkür etmem lazım. Çünkü gerçekten bilmiyorum, kendimi biraz daha geliştirebilmişim en azından. Onu söyleyeyim. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.